Siirt'in haber merkezinden hepinize merhabalar. Günün öne çıkan haberleriyle karşınızdayız. Değerli izleyenler, Siirt Valisi Ahmet Aydın, Kurtalan Kaymakamı Abdülhalim Can ile birlikte köye dönüş ve rehabilitasyon projeleri kapsamında uygulamaya konulan fıstık fidanı projesi uygulama alanında incelemelerde bulundu. Siirt Valisi Ahmet Aydın, Kurtalan ilçesinde uygulanan karasal kalkınma projelerini yerinde inceledi. Kurtalan Kaymakamı Abdülhalim Can ve yetkililer tarafından karşılanan Vali Ahmet Aydın, köye dönüş ve rehabilitasyon projeleri kapsamında uygulamaya konulan fıstık fidanı projesi uygulama alanında incelemelerde bulundu. Bu da fıstık mı şimdi? Bu yani böyle. Bu da masa, bu da masa. Bunun usulü uygun mu? Abi, bu sene doğru. Bizim bu gördüğümüz fıstıklar gayet normal. Gelişimleri de iyidir. Bu sene tutumları da iyidir. Ama bu sene bazı gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farklarından dolayı bazı dökülmeler oldu, bu tanelerde dökülmeler oldu. Ondan dolu, da dolu zararı var. Onun dışında herhangi bir problem şu anda yok. Zaten buradan bir ay önce de kendim geldim, burada bizzat kontrol ettik. Çiftçilerimizle beraber onlara ilaçlar yazdı, gerekli tavsiyelerde bulundu. Kurtalan'ın İncirlik ve Derince köylerinde 4000 hektar alan üzerinde %100 hibe desteğiyle 100 bin adet fıstık fidanının uygulamaya alındığı proje kapsamında çiftçilerle bir araya geldi. Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet Murat ve Kurtalan Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Günbat'ın da katıldığı köy ziyaretinde çiftçiler Vali Aydın'dan tarlalar için mini traktör ihtiyacı olduğunu, bunların da hibe programlarına alınmasını istediler. Yok, pikaplar bile zor gidiyor. Ya gidemiyor. Burası hiç olmazsa daha bir şey. Yok, onu yaptırırız. Burası biz birkaç işte. Böyle ben şimdi grader yapamıyorsan dozer mi lazım? Sayın Vali. Baksınlar. Sayın Vali. Grader gönder. Gönder. Şurası mesela yol yaklaşık bir 7-8 metre bir uçurum. Karayolları oraya divar yapılması lazım. Yapılmamış. O bizim düzen yol. Ben bir baksın arkadaşlar da arayız. Yaptıralım inşallah. Göndereyim de yaptıralım bunu. Yunuslar köyünde de uygulamaya konulan topraklı ve topraksız sera faaliyetlerinde de incelemelerde bulunan Vali Ahmet Aydın. Burada 25 dönüm üzerine kurulu olan seralarda elde edilen ürünlerin Türkiye'nin dört bir yanına pazarlandığını söyledi. Bu sadece şey olan. Baş gösteriye gelmişsiniz. Benim seraların yeğenim. Kasım Bey, mimar. Mimarımız olur. Seradan sorumlu yeğenim var. Gelmedi. Aşağısında var şimdi bunun aşağısında. Bunda şeyler var, yüzler var. Şu anda topraksınız, su vardır. GAP Süt Sığırcılığı Projesi ile %50 hibe destekli 185 baş büyük hayvan uygulama projesi hakkında da bilgi alan Vali Aydın. Geçen sene ilk doğumlarında 22 litrede kaldı. Bu sene 30-35 arasında verim veren Son olarak Avcılar Köyü'nde Kiraz Bahçesi'ni gezdi ve Avcılar İlkokulu'nda öğrencilerle sohbet etti. Suyumuz olmadı. Evet. Buradan biraz evet. Doru mu vurdu? Yani bir de dolu vurmuş. Üzerinde gözüküyor. Evet. Evet. Dolu vurmuş. Dolu başkan buradayım. Gel abi sen de biraz kirasın. Böyle beraber şu ileride de var. Bayağı bir tane daha var. Var var aşağıda var. Kendimi esir aldım, çalmadı yine telefonlar, aşık sanmıştım. Yüreğimde sancım var, gerek mi nazlı güreş? Sensin gönlüme eş, beni biraz anla sana. Ölürüm aşkına yar, ölürüm diyar diyar, beni biraz anla sana. İçinde buldular beni, ölmeden mezara koydular beni. Analar babalar ümidini kesti. Bana şeyler de yapardım, ben de fark olacağım.
Bu da sporcu olacak. Ha bu sporcu güzel bak. Ya popçülü topçülü sporcu. Sadece popçülü yapıyorum. Evet, devam. Söyle bakalım. Yergemelik Mahallesi. Mahalle. Hadi, hadi onu söylesin. Portakalı soydum söyledi, portakalı söyledi. Portakal. Hadi. Evet, bölgemizin gözdesi Limak Kurtalan Çimento Fabrikası'nı da gezen Vali Ahmet Aydın, fabrikanın genel müdürü Abdullah İslam tarafından çalışmalar hakkında genel bilgiler aldı. 1985 yılından bu yana Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin çimento ihtiyacını karşılayan, komşu ülkelere ihracatta bulunarak ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayan Limak Kurtalan Çimento Fabrikası günlük 3500 ton çimento üretimi yapıyor. Siirt'in en büyük tesisi olan Limak Kurtalan Çimento Fabrikası'nı Vali Ahmet Aydın ve Kurtalan Kaymakamı Abdülhalim Can ziyaret etti. Limak Çimento Fabrikası Genel Müdürü Abdullah İslam tarafından karşılanan Vali Aydın ve beraberindekiler öğle yemeğini burada yediler. Yemek sonrasında tesisi gezen Vali Aydın ve beraberindekilere fabrikanın genel müdürü Abdullah İslam tarafından çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Yıllık klinker üretim kapasitesi 760 bin ton, çimento üretim kapasitesi ise 1 milyon 140 bin ton olduğunu belirten Abdullah İslam, günlük 3500 ton çimento üretimi yapıldığını söyledi. Fabrikamıza ziyaretinizden de size teşekkür ediyorum. Çok güzel bir, bizim için onur verici bir hem yemek oldu hem gezi oldu. Biz de fabrikamızı elimizden geldiği kadar kısaca bir tanıtmaya çalıştık. Çimento fabrikası bizim şu anda kapasitemiz günde 2250 ton klinker, 3500 ton çimento öğütme kapasitesi sahibiz. Şu anda Bitlis'le beraber yaklaşık 6000 ton kapasiteye sahibiz. Ve kapasite şu anda full olarak kullanılıyor. Fabrikamız çevre yönünde burada bildiğiniz gibi örnek bir tesis. Biz de elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şu gördüğünüz alanda 1600 tane fidanı bir ay önce diktik. Biz de inşallah ileride bir şeyler bırakıp buradan ayrılmayı düşünüyoruz. İnşallah, hayırlısıyla. Teşekkür ederim. Evet değerli arkadaşlar, biz de gerçekten gördük burada Sayın Genel Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz. Hem çevre duyarlı açısından hem de gerçek örnek bir fabrika burası. Bölgede olsun, Türkiye'de olsun burası örnek gösterilen bir çimento fabrikası. İlk defa da bir çimento nasıl elde edildi sağ olsun Genel Müdürümüze başlangıcından sonuna kadar bize tarif etti. Biz de öğrenmiş olduk. Ben kendilerine tebrik ediyorum. Bu arada başkanım Nihat Bey'e çok teşekkür ediyorum. Gerçekten biraz önce kirazları dedik. Bahçenin kirazları hep beraber yedik yani yemekle beraber. İnşallah daha güzel ortamda, daha güzel aktivitede buluşmak dileği diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, çok sağ olun. Değerli izleyenler, Siirt Valiliğin 7'den 70'i Siirt Okuyor projesi kapsamında düzenlediği otomobil ödüllü marifetname okuma yarışması için yazılı sınav yarın yapılacak. Siirt Valiliğinin 7'den 70'i Siirt Okuyor projesi kapsamında düzenlediği otomobil ödüllü marifetname okuma yarışması için yazılı sınav yarın yapılacak. 1549 adayın başvurulu yaptığı marifetname yarışmasına sınav giriş belgesini almayan adaylar sınava girecekleri okullardan giriş belgelerini alacaklar.
Sınavla ilgili olarak bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, 7 merkezde ve 78 salonda yapılacak sınavın gerçekleşeceğini, Atatürk İlkokulu, E-Tipi Kapalı Cezaevi, Hürriyet İlkokulu, İnönü İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu, Mehmetçik İlkokulu ve Siirt Lisesi'nde gerçekleştirilecek sınavın saat 11'de başlayacağını belirtti. Türkiye genelinde müracaatı sağlanan 1549 müracaatçının 413 adayı bugün itibariyle sınava giriş belgelerini sistemden almışlardır. Geriye kalan adaylarımız bu belgelerini bizim yarın sınavı yapacağımız sınav merkezlerinden, 7 tane sınav merkezinden temin edebilirler. Bu sınav merkezlerimiz Merkez Atatürk İlköğretim Okulu, E-Tipi Kapalı Cezaevi, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Hürriyet İlkokulu, İnönü İlkokulu, Mehmetçik ve Siirt Lisesi'ndeki sınav merkezlerinden temin edebilirler. Kimlikleriyle beraber bu sınav merkezlerine gelen adaylar kesinlikle sınava alınacak ve belgeleri sistemden temin edilip kendilerine verilecektir. Sınav yarın saat 11'de başlayacak ve 2 saat süreli devam edecektir. 2 saatin sonunda hazırlanan kitapçık kendilerine dağıtılacak ve bu kitapçığın cevapları alındıktan sonra toplanacak. Yine aynı gün değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmesi yapılıp ertesi gün ilk 20'ye giren adaylar açıklanacaktır. Ve bu ilk 20 aday bundan sonraki 10 gün sonra tekrar mülakat sınavlarına çağrılacak. İlimiz Üniversitesi'nde yapılacak komisyon tarafından ilk 20'ye girenlerden birinciye şu anda Siirt Valiliği'nin önünde teşkil edilen Clio, Renault araç verilecek. İkinciye mutfak takımı yani buzdolabı, çamaşır makinesi ve bulaşık makinesi. Üçüncüye ise bir dizüstü bilgisayar edilecektir. Geriye kalan 17 kişiye de yarım altın verilecektir. Ve bu yarışmaya katılacak adaylara hayırlar getirmesini, birinci olacak, ikinci olacak, üçüncü olacak ve ilk 20'ye girecek adaylarımızın kazanacakları ödüllerini hayırla kullanmalarını temenni ediyorum. Başarılar diliyorum. Evet, sevindirici bir haberle devam ediyoruz değerli izleyenler. Hem sevindirici hem gurur verici. Bu Benim Eserim proje yarışmasının başkent Ankara'da düzenlenen finalinde Siirt 2 birincilik birden kazandı. Milli Eğitim Bakanlığı ve TÜBİTAK işbirliği ile gerçekleştirilen bu Benim Eserim proje yarışmasının Ankara'da düzenlenen finalinde Siirt 2 birincilik birden kazandı. Matematik ve fen bilimleri alanında bu yıl 8.'si gerçekleştirilen finalde Halide Kutluap Ortaokulu öğrencileri ve Pervari Yeni Aydın Ortaokulu öğrencilerinin eserleri yer aldı. Ülke genelinde 78.887 proje arasında elemelere geçen 100 proje arasına girerek elimize iki ayrı birincilik kazandıran Su Uyur Serum Uyumaz projesiyle Zehra Ay ile Onur Yolbaş ve Pervari Yeni Aydın Ortaokulu öğrencilerinin İstiflenmenin Şaşırtıcı Yönü adlı projesiyle birinci olan Remziye Karakaçar ile Yunus Güney, İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay ve öğretmenleri eşliğinde Vali Ahmet Aydın'ı makamında ziyaret ettiler. Devletimiz bize sayı çıktım. Devletimiz sağ olsun yeter bize. Köyde olduğumuz halde gene bize sayı çıktık. Biz de bu emeği karşılayabilmemiz için biz de ancak böyle bir başarı elde etmek gerek. Etmek gibi çalıştık diyorsun böyle. Projenin konusu neydi? Hangi konuda diyeyim bu benim mesleğim? Ne hazırladınız? İstiflenmenin şaşırtıcı yönü. Her konu eteklerinde ha tabii öyle diyelim işte yani. Yani oradan bir el sallattık yani. Sayın Vali, Ekin Düzü'nden aşağı doğru iniyoruz. Tuzcular, tuzculardan sonra... Projelerin ilk yüze girenleri, bölgelerinde birincilik alanlar... Türkiye şimdi. 200 proje olarak Ankara'da toplandık. Bu Ankara'daki projelerin ilk 50'si Türkiye birincisi. İkincisi. Sadece bölge birincisi olmakla ikinciliği garantiledi değil mi? Evet. İkinci oluyorduk. Ama biz birinci olduk diyorsun. Kızımız Yunus Kursan'la ilgili gelmişti. O zaman kendisi beraber değildi. Geldi. Beyin cerrahı. Beyin cerrahı yani. Bu beyin ne yapacaksın sen şimdi? Beyin cerrahı. Cerrahı ama cerrahı ameliyat yapalım. Belki de anatomi bilmem. Bir şey olmak istiyor.
gazetecilerimiz. Çok güzel. Şimdi kitapları okuyor musun? O çok önemli. Yani. Şimdiden çok kitap okuman lazım. Yazı yazıyorum böyle bir deneme falan. Gönderir mi gazeteler? Biz o zaman şey yapalım. Sana bak sen bize yazı gönder. Huzurlar sen bir destek ver. Senin sitelerden bir telerden köşeye hanım kızınız yazı yazsın. Tabii ki sen olabilir. Yani. Biz köşe verebiliriz. Köşe verebiliriz. Her varının dağlarından, her okulun civarlarından selamdır. Vali Ahmet Aydın ilimizi temsil ederek 2 birincilik getiren öğrencileri Cumhuriyet Altını ile ödüllendirdi. Bunu güzel bir hediye var. Cumhuriyet Altını, büyük altı, tamam mı? Hadi tebrikleriniz götürme, diyorsun. Yani Pervan Aydın diyorsun, Aydın'la. Yeni Aydın. Efendim söyleyeyim Aydın, biliyorsun değil mi? Sadece kadar değil canım, siyahlarla geçtiğimiz aklımız yani. Kendimizi davet ediyoruz. İnşallah bir ara gelelim ya, günün seni yapacağız. Evet, diğer arkadaşımız gelsin bakalım. Evet hanım kız, Cumhuriyet Altını da böyle size takdim ediyoruz. Yani böyle güle güle kullan, tamam, ister hatıra sakla, ister kullan. Evet, tebrik ediyorum bakalım. Hadi bakalım. Evet hanım kızımız bakalım. Tebrik ediyoruz, tebrik ediyoruz. Sayın genel cerrahım, beyin cerrahım. Hadi bakalım, güle güle kullan inşallah. Evet, tebrik ediyoruz. Hadi bakalım. Madalya gibi de takabilirdik ama bence hani sırtta ağır şey alsın bakalım, tamam mı? Adres mi? Tebrik ediyoruz. Asıl başarı sizden yani. İnşallah şimdi uzun gelmeyeceğiz. Teşekkür ederiz. Gerçekten köyümüze bekliyoruz sizi. Biz köyümüze bir şiir açtık bu projeyle. Evet, sizin de gelmeniz o köy halkı olarak etkileyecektir. Doğan'a gitti, bu taraflara gitti ama sırf Yunus'un hatırına geldi, sizlerin hatırına geldi. Çok seviniriz. Bir söz inşallah olarak algılıyoruz o zaman. Evet, bizleri gururlandıran sevgili öğrencilerimizi, değerli öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerini hakikaten kutluyoruz, gururlandık. Çok güzeldi, başarılarının devamını diliyoruz. Değerli izleyenler, Halk Sağlığı Müdürlüğü Sağlık İçin Hareket Günü nedeniyle yürüyüş organize etti. Dünya Sağlık İçin Hareket Günü nedeniyle Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından yürüyüş organize edildi. Başta obezite olmak üzere birçok hastalığı önlemek amacıyla yola konulan Halk Sağlığı Müdürlüğü, obeziteye dikkat etmek amacıyla Siirt'te yürüyüş düzenlediler. Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı kapsamında topluma fiziksel aktivite konusunda alışkanlık kazandırılması amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası önünden başlatılan sağlık yürüyüşüne İl Sağlık Müdürü Doktor Erol Emre Ömür, Halk Sağlığı Müdürü Doktor Eda İçbay ve çok sayıda sağlık çalışanı katıldı. Güreç Caddesi Güzergahı'ndan Atatürk Stadyumu'na kadar devam eden yürüyüş sonrasında sportif aktiviteler yapıldı. Bunda değil, tarih süreninin daha iyi geliyor. Doğru. 10 Mayıs Dünya Hareket Et Günü çerçevesinde Mayıs ayı içerisinde yürüyüş etkinliğimiz var. Bu yürüyüş etkinliği biliyorsunuz ki şu anda geleceğimizin en çok korkulan hastalıklarından bir tanesi obezite, yani aşırı kiloluk. Bunun dışında birçok farklı hastalıklar da var bizim aşırı kilodan etkilenen. Aşırı kilodan korunabilmek için ve bazı diğer işte psikiyatrik rahatsızlıklardan kurtulabilmek için de fiziksel aktivitemizi arttırmamız gerekiyor. Bunun için de Sağlık Bakanlığı olarak bir kampanyamız var. Sağlık için günde 30 dakika yürüyelim şeklinde. Siirt ilinde de bir hareket getirelim diye bu etkinliği düzenledik. Evet, Dünya Sağlık İçin Hareket Günü de olmazsa Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Sağlık Müdürlüğü'nden haberimiz olmayacak. Ama neyse, buradalarmış. Değerli izleyenler, Siirt Gençlik ve Kültür Evi'nde İdristan ve ekibi tarafından Eurodex tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Siirt Gençlik ve Kültür Evi'nde Eurodex tanıtım ve bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Siirt Gençlik Kültür Evi Asistanı İdristan ve öğretmenler Hamza Aslan, Hasan Basut tarafından öğrencilere Eurodesk hakkında bilgiler verildi.
Eurodesk tanıtım toplantısına Siirt Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş da katıldı. Siirt Gençlik ve Kültür Evi Asistanı İdris Tan, öğretmen ve öğrencilerimize Eurodesk nedir ve gençlik programları hakkında bilgiler verdi. Bizler bu projelerde, bu projelerle iç içe olmuş, birebir içinde yer almış ya da daha önce duymuş bir arkadaşımız var mı aranızda? Hocam daha önceki toplantıdan var mı? Yerel yönetimler aracı yapıldıysan bunu şöyle bir 4 kişi buldunuz mu arkadaşlar? Bir bilgilendirme aldık. Şu an bizim yaptığımız bir toplantıda görevlisi bir bilgilendirme toplantısı aslında. Sizin merak ettiğiniz sorular, ulaşamadığınız konularda, merak ettiğiniz soruları Eurodesk temas noktalarına sorduğunuz zaman o sorularınız aynı anda dünyanın bütün her tarafına, Eurodesk bütün temas noktalarına ulaşıyor. Siirt Gençlik ve Kültür Evi Asistanı İdris Tan yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından gençlere sunulan Avrupa imkanları ve proje imkanları var. Bizler de bu konuları gençlerimize anlatmaya çalıştık dedi. Kardeşlerimize ve öğretmenlerimize Eurodesk nedir ve gençlik programları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Türk Ulusal Ajansı, Avrupa Birliği Bakanlığı Türk Ulusal Ajansı tarafından gençlere sunulan Avrupa imkanları var. Proje imkanları var. Bunlar hakkında biz gençlerimizi bilgilendirmek ve akredite olduğumuz Eurodesk temas noktasını Siirt Gençlik Sosyal Gelişim Derneği olarak TR0056 olarak akredite olduğumuz Eurodesk temas noktası hakkında bilgilendirmek amacıyla gençlerimizle bir araya geldik. Programımıza iştirak eden başta Sayın Vali Yardımcımız Gürbüz Saltaş ve katkı sağlayan Milli Eğitim İl Müdürlüğü'ne değerli hocalarımı ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı iki araç içinde yaptığı aramalarda kaçak sigara ele geçirdi. Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı Baykan ilçesinde iki araç içinde yaptığı aramalarda kaçak sigara ele geçirdi. Baykan İlçe Jandarma Komutanlığı'nca adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 minibüste yapılan aramada toplam 940 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli 5 şahıs hakkında yapılan yasal işlemden sonra ele geçirilen kaçak sigaralar muhafaza altına alınmıştır. Efendim, Siirt'in gündemine ilişkin haberler bu şekildeydi. Yarın aynı saatte görüşünceye dek iyi akşamlar.